Koş hadi, koş hadi, koş. Koş özgürce ormanda. Koş, koş durun, hadi koş. Yelen uçuşsun rüzgarda. Koş hadi, koş hadi, koş. Doğru gidiyor dört nala. Koş, koş durun, hadi koş. Karatay hemen yanında. Hadi koş, hadi koş, hadi koş. Peşinden ayrılma sürünün. Koş durun, koş durun, koş. Her gün yeni bir macera. Doğru başlıyor. Merhaba çocuklar. Nereye böyle? Ormanda oynamaya gidiyoruz. Fazla geç kalmayın, oldu mu? Şiddetli bir yağmur gelecek. Merak etme anne. Bir iki saate döneriz. Gündüz vakti bu kurt da nereden çıktı? Bakın, ses şu ağaçların arkasından geliyor. Eyvah, ne yapacağız şimdi? Sürpriz! Çok mu korktunuz? Çenebaz, sen nereden çıktın? Bizi çok korkuttun Çenebaz. Yaptığın hiç komik değil. Sadece şakaydı çocuklar. Bir hoş geldin yok mu? Hoş geldin Çenebaz. Demek çiftlikten döndün. Merak ettik seni. Çoban Ali'yi dedesinin çiftliğine güvenle ulaştırdıktan sonra orada kalmaya karar verdim. Çiftlikte bana da çok iyi bakıyorlar. Keyfim yerinde. Sizi ziyarete geldim. İyi olmana sevindim. Peki Çoban Ali nasıl? Onu hepimiz özledik. O da, dedesi de çok iyi. Sevindim. Öyleyse vadide görüşürüz. Biz biraz ormanda oynayıp döneceğiz. Kurtlara dikkat edin çocuklar. Ben de bir an önce vadiye gideyim. Eminim herkes beni çok özlemiştir. Şuraya bakın, Çenebaz geliyor. Bakalım ortalığı nasıl karıştıracak. Hey, ben geldim. Hoş geldin Çenebaz. Hoş geldin. Muhtar, bu sabah vaktinde öttün mü bakalım? Yoksa yine her zamanki gibi uyanamadın mı? Gelir gelmez benimle uğraşma Çenebaz. Merhaba arkadaşlar. Aa, Çenebaz da gelmiş. Merhaba minik. Nereye böyle? Dağ eteklerinden biraz kekik toplayacağım. Bıdık seninle gelmiyor mu? Nerede? Bana yardım edeceğine uyumayı tercih ediyor. Miskin. Ben seninle gelirim. Çok gecikmeyin. Şiddetli bir yağmur gelecek. Tamam Yaman, gecikmeyiz. Seni yakaladım Doru. Karatay, oyuna daldık, geciktik. Yağmur iyice bastırmadan eve dönseydik iyi olurdu. Yelelerim sırılsıklama oldu. Hadi konulacak bir yer bulalım. Yağmur hafifleyince yola çıkar, vadiye döneriz. Hı. Yaman, çocuklar hala dönmedi. Onlar için endişeleniyorum. Haklısın, çoktan dönmüş olmalıydılar. Arkadaşlar, herkes nerede? Minik ve Muhtar kekik toplamaya, çocuklar da ormana oynamaya gitmişti ama hala dönen yok. Yağmur iyice şiddetini artırdı. Hemen yola çıkıp akşam olmadan hepsini getirsek iyi olur. Yaman, sen Doruk Kısrak'la Taylar'ı aramaya git. Çenebaz'ı da yanınıza alın. Ben de Minik ve Muhtar'ı bulayım. Dağ eteğinde olmalılar. Tamam Demirkır. Bence Çenebaz'ı çağırmamıza gerek yok. Biz ikimiz çocukları buluruz. Ne dersin? Bence de. Anneciğim, o da ne? Demek bahsettikleri şiddetli yağmur buydu. Oh, sonunda durdu. Ne yağmurdu ama. Amma da gürültülüydü. Şuna bak, bu da ne böyle? Çenebaz.
Yaman bunu gördüğünde Çenebaz'a fena kızacak. Bakın, göründüğü gibi değil. Çocuklar hiçbir yerde yok. Bence vadiye dönmüşlerdir. Göreceksin şimdi. Umarım gelmişlerdir. Neler oluyor orada? Ne yaptın kulübeme? Şimdi sana gününü göstereceğim. Dur Yaman, ben hiçbir şey yapmadım. Başınıza taş düşse benden bileceksiniz. Merhaba dostlar. Ne güzel bir gün değil mi? Bıdık, Bıdık buradaydı. Ona sorabiliriz. Bıdık, bu kayanın nasıl geldiğini biliyor musun? O da ne? Ben de şimdi görüyorum. Yoksa bu saate kadar uyudun mu? Öğlen üstü biraz kestireyim dedim. Dalmışım, ne yapayım? Yani hiçbir şey görmedin, öyle mi? Görmedim Demirkır. Bunu Çenebaz'ın yaptığını hiç sanmıyorum. Ama bütün işaretler onu gösteriyor. Ayrıca bugün Çenebaz evinin yıkılmasıyla ilgili bir şaka yapmıştı. Başka kim olacak ki? Şimdi seni kimse elimden kurtaramaz. Merhaba. Çocuklar neredeydiniz? Ormanda başınıza bir şey geldi sandık. İyiyiz anne, bir yere sığınıp yağmurun dinmesini beklemek zorunda kaldık. Ama sanırım çok şey kaçırmışız. Günaydın muhtar. Yaman yok mu? Çenebaz dünden beri ortada yok. Vadiden ayrılmış olmalı. Ben Yaman'ı sormuştum. Tamam işte. Yaman da bana bir şey söylemedi. Ama sanırım ormana Çenebaz'ı aramaya gitti. Eyvah. Umarım yine tartışmazlar. Yani yaptığı şey yanına mı kalacak? Herkes suçu kanıtlanana kadar masumdur muhtar. Bunu Çenebaz'ın yaptığından emin değiliz. Ona karşı ön yargılı olmamalıyız. Demirkır, Yaman Çenebaz'ı bulmadan önce biz bulmalıyız. Karatay ve Alaca'yı da alıp ormana gideceğim. İyi fikir Doru. Ama fazla uzaklaşmayın. Tamam Demirkır. Bence Çenebaz'ı boşuna aramayalım. Çiftliğe geri döndüğüne eminim. Arkadaşlar, şuraya bakın. Ha? Vadiye düşen kaya buradan kopmuş olmalı. Çenebaz bu koca kayayı yerinden çıkarmayı nasıl başardı ki? Şu siyahlıklar... Baksanıza şu zavallı ağaca. Nasıl dayanmış? Buldum. Bu kayayı Çenebaz buradan çıkarmış olamaz. Bence de. Nerede Çenebaz'da o kuvvet? Bu tepeye dünkü yağmurda yıldırım düşmüş olmalı arkadaşlar. Ağacı yakmış ve bir kaya parçasını kopararak vadiye yuvarlanmasına sebep olmuş. Evet. Haklısın Doru. Hadi gidip olan biteni vadidekilere anlatalım. Çenebaz'ın bir suçu olmadığını herkes bilsin. Bu işi çözmenize sevindim çocuklar. Doru, iyi iş başardın. Teşekkür ederiz Demirkır. Ah bir de Çenebaz'ın üzgün bir şekilde vadiyi terk etmesini engelleyebilseydik. Hey, şuraya bakın. Siz nereden geliyorsunuz böyle? Bu kulübe meselesi yüzünden sabaha kadar uyuyamadım. Sabah da gelip Yaman'la konuştum ve bana inandı. Peki bu dallarla ne yapacaksınız? Yaman'ın kulübesini tamir edeceğiz. Arkadaşlar, burada öylece durup bize soru mu soracaksınız, yoksa gelip yardım mı edeceksiniz? Geliyoruz Yaman. Muhtar, sanırım Çenebaz'a söylemek istediğin bir şey var. Kusura bakma Yaman, erken yatmam lazım. Benim mesai erken başlıyor biliyorsun. Yapma muhtar, daha hava kararmadı bile. Tamam söyleyeyim. Çenebaz, senden özür dilemeliyim. Olayın iç yüzünü öğrenmeden seni suçlamakla hata ettim. Önemli değil muhtar. Arkadaşlar, şakalarımı, hareketlerimi sevmiyor olabilirsiniz. Aslında haklısınız. Ben bile bazen kendimi sıkıcı, hatta sinir bozucu buluyorum. Ama inanın hepinizi çok seviyorum. Siz dostlarıma zarar vermek aklımın ucundan geçmez. Biz de seni seviyoruz Çenebaz. Sana karşı ön yargılı davrandığım için üzgünüm Çenebaz. Üzülme muhtar. Ben kırılmadım. Yalnız yarın sabah çiftliğe dönmek için yola çıkacağım.
Ve öncesinde sana sormam gereken önemli bir şeyi var. Tabii, sor. Yarın sabah vaktinde ötecek misin yoksa yine her zamanki gibi uyanamayacak mısın? Ona göre saat kuralım. Sen benimle alay mı ediyorsun? Uykucu horoz, uykucu horoz. Gel buraya dedim. Beni yakalayabileceğini mi sanıyorsun? Gel, kaçma.